seccade, nakışsız seccade, geri gelmişken bir atıf yapayım oraya. Ben Müslümanların kızlarına, kadınlarına acıyorum. Müslümanların kızlarına ve kadınlarına mütemadiyen çeyiz hazırlığı içinde, çeyiz hazırlayacak. Ne hazırlıyor? Bir takım kumaşlar, çaputlar, fantazi, efendim, malzemelerle, bir takım ipekli, sırmalı, yaldızlı, yıldızlı şeylerle durmadan bohça yapıyorlar. Masa örtüsü, yastık, yorgan örtüsü falan. Bütün ömürlerini nakışla, iplikle, çaputla, bohçayla geçiriyor. Eline bir gün bir kitabı alıp Allah'ın dilini öğrenemiyor. Bu ne perişanlıktır bu? Bu bir Yahudi yeğenidir bu. Her eve gidiniz, Anadolu'da böyledir. Diğer memleketlerde böyledir. Yaşı büluğa ermiş, gelinlik çağına gelmiş, mükellefiyet çağına gelmiş, mesuliyet hududuna gelmiş, yüz binlerce Anadolu'nun kızı, karısı durmadan nakış Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzı bilmiyor, 54 farzı bilmiyor, İslam'ı bilmiyor ama nakış biliyor. Bu nakış onları cennete götürmez. Bu nakış hiçbir kızı cennete götürmez. Kupkuru nakış öğreniyor. Allah'ın nakışlarını göremiyor. Allah'ın süsünden mahrum kalıyor. Namaz kılamıyor. Abdest alamıyor. Ve bütün gücüyle o bohçalara, elbiselere, çarşaflara, yorgan yüzüne, yastık yüzüne durmadan nakış yapıyor. Kur'an'ı okuması da bilmiyor. 32 farzın haberinde değil. İslam'ı bilmiyor. Cahiliye düşüyor. Bu bir hiledir ki neslimizi müthiş bir istila ve işgal etmiş bulunuyor. Köylerde genellikle böyle. Şehirlere gelince, şehirlerde de kadınlarımızı Allah'tan mahrum bırakanlar var. Özellikle kadınlarımızı, kızlarımızı şehirlerde ekseriyetle tabii. Allah'ın huzurundan, Allah'a ibadetten, edepten, hayadan, iffetten mahrum bırakan bir takım hileler var. Düşmanlar var. Adam gazete çıkarıyor. Gazetenin bütün sermayesi fuhuş. İtalya'nın bilmem neresinde bir fahişe soyunmuş, çırçıplak bir film çevirmiş. Hemen o gazete o fahişenin resmini basıyor ve onun af buyurun kilotuna kadar resmini alıyor. O gazeteyi neşrediyor. Sayısını 100 binden 200 bine, 500 bine çıkarıyor. Müslüman bu gazeteye para verip alıyor, getirip elinde dünyanın en büyük zaniyesinin hayatını öğretiyor. Ve açıyorsunuz gazetenin en son sayfasında durmadan bir nasihat yapıyor. Ey kadınlar, dudaklarınızı şöyle boyayın, tırnaklarınızı şu kadar uzatın, üzerini şöyle cilalandırın, ojeniz böyle olsun, rujunuz böyle olsun, rimeller şöyle olsun, yanaklarında şu allığı kullanın, erkeklerin daha çok dikkatini çekin, herkesin sevgilisi olun, sokağa çıktığınız zaman bütün erkekler size baksın diye Müslümanın kızını, karısını sokaklara çekiyor, başka erkeklerin zina arzusuna hazırlıyor. Bir hile bu, müthiş bir hile, Yahudi hilesi bu.